Merhaba arkadaşlar, tekrar yine protein tozu serisindeyiz. Yine o videoyu, daha doğrusu proteinlerle alakalı ve amino asitlerle alakalı videolar serisindeyiz. Başlıklarını gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar, gelen sorulardan bir tanesi ise yine sorular serisi devam ediyor. Amino asitler nelerdir ve ne işe yararlar? Bakın lütfen bu videoyu çok iyi dinleyin, çok iyi izleyin. Çünkü çok fazla soru geliyor. Lütfen çok iyi izleyin, çok iyi dinleyin. Yediğimiz yiyeceklerden aldığımız amino asitler proteinleri oluşturuyorlar. Bakın, amino asit protein oluşturuyor. Protein sindirildiği zaman tekrar amino asitlere ayrışılır, yani parçalanır ve vücutta farklı amaçlar için kullanılır. Bu yeni oluşan proteinler deride, gözlerde, kalpte, bağırsaklarda, kemiklerde ve tabii ki de kaslarda kullanılır. Bu yüzden yediklerimizden aldığımız her bir amino asidin vücutta ayrı bir işlevi olduğunu bilelim arkadaşlar. Tabii kaslarımızı geliştirmek için de amino asite ihtiyacımız var. Ana tema bu zaten. Amino asitler proteinlerin yapı taşları olduğu için ve kasları geliştirmek için de mutlaka protein tüketmek zorunda olduğumuz için spor yapan, özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen herkesin her bir amino asidin ne işe yaradığını ve ne zaman ve ne kadar kullanması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Şimdi esansiyel amino asitlere gelelim. Biraz açıyoruz artık yelpazeyi. Esansiyel amino asitler. Esansiyel yani temel amino asitleri vücut tek başına sentezleyemediği için dışarıdan yani yiyeceklerden almak zorundadır arkadaşlar. EAA yani esansiyel amino asitler kısaltılmışı. EAA'lar vücut fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için çok gerekli. Sadece temel amino asitlerin 8'ini birden içeren proteinler tüketerek sağlığımızı ve kaslarınızı koruyabilirsiniz. Bunları sayalım arkadaşlar. İyi dinleyin. Hatta not edin bence. Bu bilgiler kaslarınıza, kas hacminize, hacim sağlığınıza sağlık kazandıracak bilgiler dostlar. 1. Histidin amino asidi. İnsan vücudunda büyüme ve dokuların onarılması için kullanılan bir amino asittir. 2. Lezin. Lezin, büyüme ve gelişme için son derece önemlidir. Vücutta kemiklerin ve kasların büyümesi için gerekli olan kalsiyum emilimini, daha doğrusu gerekli olan kalsiyum emilimi için kullanılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda yağların enerjiye dönüşmesi için vücudu harekete geçirir. Çok önemli. Vücudun nitrojen dengesini koruyarak aşırı stresli ve yorgun olduğunuz zamanlarda yağsız kas kütlesinin korunmasını sağlar arkadaşlar. Üçüncüsüne geçiyoruz şimdi. Üçüncüsü fenilalanin. Lala gibi oldu. Arkadaşlar, fenilalanin sinir sistemini uyararak ruh halini iyileştirdiği ve bu yüzden motive kalmaya yardımcı olduğu görülmüş, bazı uzmanlar böyle söylüyor. Hafızayı güçlendirdiği için ise glutamin gibi zeka seviyesini arttırdığı da düşünülüyor. Glutamine geleceğiz bu arada. Dördüncüsüne geçiyoruz. Dördüncüsü metiyonin. Metiyonin, biliyorum bu isimleri birçok arkadaşımız daha önce duymadı ama en azından artık bu videoyla birlikte biliyorsunuz hangisi ne işe yarar. Metiyonin. Metiyonin vücuttaki ve kandaki yağların metabolik olarak yakılmasını hızlandırdığı için testosteron seviyesini de arttırır. Protein sentezi sırasında ilk eklenen amino asit her zaman metiyonindir. Bakın, ZMA, çinko, metiyonin, aspartat, magnezyum, aspartat ve B6 vitamini diyoruz buna, ZMA'ya. Açılımını yaptım. Tekrar yapıyoruz. Çinko, metiyonin, aspartat, magnezyum, aspartat ve B6 vitamini diyoruz buna. ZMA ile birlikte, bu ZMA ve çinko ile birlikte alındığında daha çok işe yarıyor arkadaşlar. Beşinciye geçiyoruz. Tireonin. Beşincisi tireonin. Kalpte, iskelet kaslarında ve merkezi sinir sistemindeki sinir dokularında bulunan esansiyel amino asitler asla vücut tarafından üretilmezdir. Bunlar. EAA'ların asıl kaynakları et ve süt ürünleri olduğu için veganlara göre bu durum pek de iç açıcı değilmiş.